السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسولنا، مدد يا سادة أصحاب رسولنا، مدد يا مشايخنا، دستور مولانا شيخ الله فاز دعسان شيخ محمد ناظم حفيظنا، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله شكر بو رمضان مبارك آية داهز بو دنيانا halinden dolayı böyle bir vaziyette oldu. İnsanlar ne mevsim kaldı, ne aylar kaldı, ne günler karma karışık oldu. Ama bu mübarek ay tecellisi hepsinden üstün geliyor Allah'ın izniyle. O sıkıntıları sezmiyor insan, mümin olanlar. Mümin olmayanlar, onlar Allah hidayet versin, Allah ıslah eylesin. Bu mübarek ayda çok mübarek, güzel şeyler Allah yarattı. İnsanlara hediye verdi. Semavi, yani kitaplar Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplar, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e göre hepsi bu ayda inmiştir. En sonunda Kur'an Azimüşşan Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e indi. O da Ramazan ayında her sene Cibril Aleyhisselam'la okurdu ayetleri. Çünkü şimdiki gibi Bakara suresinden Nas suresine kadar tertipli değildi. Bölüm bölüm geldi. Onları Peygamber Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy olarak gelmiş. Bazıları doğrudan Peygamber Efendimiz'e ikram olmuş. Onları da her Ramazan Peygamber Efendimiz okurdu, düzeltirdi. Cibril Aleyhisselam dinlerdi. Onun için bu Ramazan'da ibadet etmek bahusus Kur'an okumak yahut mukabeleye gitmek büyük bir sevaptır, fazilettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmış olursunuz. Onların ecri Allah Azze ve Celle hem dünyada veriyor, ahirette vereceği çok daha fazla, mukayese olmaz hani dünyası, dünyadaki gibi. Ama dünyada da okuyup da mukabele yapanlar, onlara da büyük bir sevap var. Yani bilmiyorum dersen şey, oradaki hoca kim okuyorsa ona bakıp, onu Kur'an'a bakıp onu takip edip o fazilete, sevaba nail oluyor. Tabi şeyler de var Ramazan'da, teravih namazı da, o da Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Onu yapan 20 rekat, 8 rekat değil, 8 rekat Peygamber Efendimiz şey olmasın diye yapıldı, ama esas 20 rekattır. Peygamber Efendimiz cemaatle kılmazdı ki farz gibi gözükmesin diye. Kalanı evde tamamlardı Peygamber Efendimiz. Ondan sonraki gelen Hulafa-i Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, hepsi
bunu yaptı. Onların benim sünnetime ve benden sonra gelen Hulefai Raşid'in sünnetine uyun diyor Peygamber Efendimiz. Şimdikiler namaz kılmaz. Adam ondan sonra bu namaz olur olmaz diye fetva verir. Onlara bakmayın. Biz Allah'a şükür hakiki menbaadan alıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene buraya bize gelene kadar böyle devam etmiş. Onun için yeni çıkan şeylere bakmaya gerek yok. Esas ana hat ehl-i sünnet ve cemaat olarak ekseri budur. Ondan başka şey söyleyenler onlar şeytanlardır ki şeytan haset eder ki sen sevap kazanmayasın. Sen bir fayda olmasın sana. Yani Ramazan mübarek. Hepsi faydadır, sevaptır, berekettir, nurdur, güzelliktir. Allah mübarek eylesin. Onun Peygamber Efendimiz'in hürmetine ümmet muhafaza olsun. İmanımıza kuvvet olsun. Bu ne gibi musibetler varsa bela hastalık varsa uzak dursun ümmetten. Allah kabul etsin inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.